Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Kasım'da başlayıp Ocak ve Nisan şeklinde devam eden kırılmalardan bahsedeceğiz gençler. Bu kırılmaların birincisi maalesef Kasım ayında oluyor. Gönül isterdi ki bu videoyu Kasım'ın başında yayınlayalım fakat bugüne nasipmiş. Ben şimdi şüpheye düştüğünüz ve zorlandığınız ne yapmanız gerektiği ile ilgili Kasım ayında ne yapmanız gerektiği ile ilgili 13 madde sıralayacağım. Ve bu 13 maddeye göre de sizlere faydalı bilgiler sunmaya çalışacağım. 1. Şüphelerin başladığı dönem Kasım ayıdır gençler. Şüpheler peki niye başlıyor? Şundan dolayı başlıyor. Kasım ayına kadar siz çok hızlı bir şekilde çalışıyorsunuz ki şunu unutmayın, siz maraton yarışındasınız. 100 metrelik koşuda değilsiniz. Hızlı bir şekilde çalışıyorsunuz, heyecanlı çalışıyorsunuz, motivasyon yüksek bir şekilde çalışıyorsunuz. Fakat 2 ay sonrasında netlerin yükselmediğini, düzeninizin oturmadığını gördüğünüzde artık şüpheler yavaş yavaş başlıyor. Acaba ben yapamayacak mıyım şeklinde. Şüphelere yer yok. Onun yerine ne yapacağız? Hedeflerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Hedeflerimizi tekrar gözden geçirdiğimizde kesinlikle bu hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Çabamızı arttıracağız. Çabanızı arttırmadığınızda sene sonuna kadar zaten elinizde hiçbir hedef kalmayacak. En son şunu düşünürsünüz. Herhangi bir bölüm kazanayım da ne olursa olsun moduna girersiniz. Onun için hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Çabamızı arttıracağız. Üçüncü maddeye geliyorum. Az önce söyledim aslında. Netleriniz hemen artmaz. Çünkü haftalık konu çalışsanız dahi her dersten birer ikişer konu bitse dahi bir sürü konu var. Ki TYT zaten bitmeyen bir sınav gençler. TYT kesinlikle bitmez. Siz sene sonuna kadar sadece TYT'yi ne yapacaksınız? Bir kere üzerinden geçip ondan sonra hep tekrarlarınız başlayacak. Bir defa, iki defa, üç defa şeklinde. Elinizden geldiğince ne yapacaksınız zaten? Şöyle aylık hedefler belirlediğinizde şöyle bir düşünün, benim eksiklerim neler? Eksiklerinizi belirleyeceksiniz. Planlı programı çalışacaksınız. Dördüncü maddeye geldik. Planlı programı çalışmak. Planlı programı çalışmadığınızda dersten derse konudan konuya atladığınızdan dolayı elinizde aslında hiçbir şey kalmıyor. Çok fazla çalıştığınızı zannedersiniz. Fakat planlı programı çalışmadığınızda maalesef hiçbir ilerleme kaydedemiyorsunuz. Ve artık bu dönemde 5. maddeye geliyorum. Artık bu dönemde fedakarlık başlasın artık. Uykunuzdan mı fedakarlık edeceksiniz? Yoksa gezintiden mi? Bir şekilde sizin fedakarlık yapmanız gerekiyor gençler. Geçiyorum 6. maddeye. Aylık değerlendirmelerinizi yapacaksınız. Ben bu ay başladığımda ki aylık hedefleriniz olacak. Örnek veriyorum. Kasım ayında başladınız. Benim bu ayki hedeflerim. Ders. Denemedeki hedeflerim aynı şekilde. Ve o hedeflere uygun bir şekilde çalışmanız lazım. Tamam, hedef koyuyorsunuz, çok güzel. Ama harekete geçmediğinizde o hedeflerin hiçbir önemi kalmamış oluyor. 7. maddedeyiz. Gençler artık yavaş yavaş AYT'nin başlaması gerekiyor. Dershaneye gidiyorsanız ki dershanelerin bazıları sene başından itibaren artık AYT'ye başlatıyor. Benim çalışma sistemim biraz farklı. Ben ilk başta TYT'yi bitirtiyorum. Ondan sonra AYT'ye başlıyorum ki öğrencilerimizin birçoğuyla artık Kasım ayında AYT'ye başlamış durumdayız. Ve TYT'yi bu süreçte de ihmal etmiyorsunuz. Belki TYT'yi bir kere üzerinden geçmişsinizdir, bitirmişsinizdir. Kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. Branş denemelerinizle beraber TYT'yi tekrar ediyorsunuz. Eksikleriniz oldukça soru bankalarından soru çözerek eksiklerinizi telafi edebilirsiniz. 8'e geldim gençler. Bu hafta itibariyle ara tatiliniz başlıyor, 12. sınıflar. Bazı dershaneler mezunlara ders işlemiyor, kamp yapıyor. Yine onlar da bu ara tatili çok iyi değerlendirsin. Şu ana kadar gördüğünüz bütün konuları bu ara tatilde tekrar edin gençler. Evet, 9. Motivasyon kaynaklarınızı oluşturun mutlaka. Bu motivasyon kaynağınız belki bir cümle olabilir. Belki bir kelime olabilir. Belki bir fotoğraf, belki bir video. Zaman zaman motivasyonlarınızı arttırmak için ne yapabilirsiniz? Bunları izleyebilir. Bu cümleyi, videoyu veya görseli içselleştirmeniz gerekiyor. Dışsal motivasyonunuz belki bir hafta, hadi bilemedin iki hafta ki o kadar da sürmüyor zaten de sürebilir ama içsel motivasyonunuz olmasa, bir arzunuz olmasa, bir hedefiniz olmazsa, üniversiteyi niçin kazandığınızı tam olarak belirlemezseniz o motivasyon sizi maalesef hiçbir yere götürmez. Derse başlarsınız bir hevesle ama bir gün sonrasında tekrar dağılmaya başlarsınız. 10. Rutinlerinizi kesinlikle artık oturtun. Paragraf ve problem rutinleri. Onun yanında gençler, geometride en fazla zorlandığınız dersler arasında geometri rutinlerinizi de oluşturacaksınız. Günlük bir test, iki test şeklinde artık rutinlerinizi oluşturun mutlaka. 11'e geldim. Haftalık bir deneme mutlaka çözün gençler. Şu ana kadar daha bazı arkadaşlarımız denemeye başlamamış bile. Konu eksiklerinizi işte bitireyim ondan sonra denemeye başlayayım diye deneme, bak Kasım ayına kadar geldik, maalesef deneme çözmemiş bile. Onun için ne olursa olsun, ne kadar konu eksiğiniz olursa olsun
Siz denemedeki sorulara sadece konu eksiği bakımından bakmayacaksınız. Deneme bambaşka bir şey. Deneme kültürünüzü oluşturmanız lazım. Zaman planlamasını, psikolojik savaşı, muhakemeyi, gençler birçok şeyi denemede zaten öğreniyorsunuz. Geçiyorum ve 12. Tekrarlarınızı kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. Tekrar videosunu yayınladık gençler ve o tekrar videosunu da açıklamalara ekleyeceğim. Mutlaka tekrar nasıl yapıldığını öğrenin ve tekrarlarınızı kesinlikle ihmal etmeyin. Son maddeye geldim, 13. madde ve belki de en önemli, ki en önemli madde gençler, inanmanız ve kendinize güvenmeniz. Ne olursa olsun iş sizde bitiyor. Biz sadece danışmanlık yapıyoruz. Öğretmenleri sadece size yol gösteriyor. Bu yolda yürümeniz de, koşmanız da, sürünmeniz de, fırtına gibi gitmeniz de tamamen size bağlı gençler. Bize belki %30'luk kısım düşüyor. Gençler, %70 yük sizin üzerinizde. Çabanız arttıkça başarınız artacak. Başarınız arttıkça motivasyonunuz artacak. Ve eninde sonunda hedefinize ulaşacaksınız. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik gençler. Umarım faydalı olmuştur. Doğru hedeflere emin adımlarla ulaşmanız dileğiyle gençler. Görüşmek üzere.